3 soru. 24-56. A noktası. Tamam.
140. 140 volt. Buradan buraya 140 volt, buradan buraya ne oluyor lan? 70 oldu. Kafadan söylüyor musun? 140 ve 70 toplam 200 oldu. Tersini, burası buranın tersi sonuç, tersi var. Çünkü yine aynı şeyi yapacaksınız. Q2 bölü 6 olacak bu sefer. Q2 bölü 3 olacak. Q2 gene aynı olacak. Ama buradan buraya bu sefer potansiyel 70 olacak. Yani şuradan şuraya potansiyel 70 volt oluyor. Şuradan şuraya potansiyel 40 volt oluyor değil mi? O zaman C'den D'ye potansiyel 70 volt oluyor. Hangisi yüksek? Hangisi potansiyel yüksek? Burası yüksek, burası artık kabul edelim. Neyin? C'nin mi, D'nin mi? 140 volt. Fark var arada. Yani 210'dan düşüyorsunuz. Burası mı kabul edin? 210'dan 140 düşüyorsunuz, burası 70 volt. 210'dan 70 düşüyorsunuz, burası 140 volt olmuş oluyor. C'nin potansiyeli daha yüksek oluyor. BC'de, dolayısıyla BC'de eşittir 70 volt oluyor. 70 volt oluyor. B şıkkı. Şimdi S closed. Ha, S closed olunca ne oluyor? B ile C ile de eşitlenir ha? Potansiyel yüksek burada. Burada buraya muhtemelen bir atım atacak. Pozisyon şu oluyor tamam. B'yi kapatırız o zaman. Şöyle bir şey. C ile artık aynı olmuş oldu. C ile aynı nokta olmuş oldu. Değil mi arkadaşlar? Yine 210 vuruyor buraya. Bu sefer ne olacak şeyler arasındaki? Şurası 3, burası 6, burası 6, burası 3. 6, 3 daha 9, 6, 3 daha 9, 9, 9, 4,5 olacak. Ama yani şey eşit. Buradan size şu potansiyel ve şu potansiyel eşit midir fark olarak? Çünkü 6, 3 daha 9. 9, 9 yan yana bağlamışsınız. Burada ne kadar düşüyorsa orada da aynı miktarda düşecek, eşit miktarda olacak. Yani B'nin cevabı çok kolay esasında. Her kapı S closed ise, S closed yani şu pozisyonda ve capacitors kafadan 105 volt diyebilir miyim? Hesaplayarak da bulabilirsiniz. Görebiliyor musunuz yoksa biraz daha detaylandıralım. Çünkü niye? Sistemim şöyle. 9 9 değil mi? Burası da 210 volt. 210 volt. Ben diyorum ki şurası B1, burası B2. Şu seri olduklarından şuralar aynı. C'de de aynı olduklarından B1'de de aynı. Yani bu potansiyel farkı ile bu potansiyel farkı birbirine eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla 105 volt olmuş oluyor ikisi de. Şimdi okuyayım. Tamam, 105 volt ise zaten diyor ki, yani şurası 105 volt ise şu iki nokta arasında 105 volt, bu 105 volt, bu 105 volt, 105 volt, 105 volt. Hepsi aynı. Ve kapasitör all for same. How much charge passed? C'yi kapadığın zaman, anahtarı kapadığın zaman ne kadar yük geçmiştir? Başka bir şey. Bir kere 105 volt ise şuradaki yük ne kadardır? Bir kere ona bakalım. Yeni yükümüz mesela altta mikrofarad üzerindeki yeni yükümüz. Eski yükü biliyorum. Eski yük neydi? Bulmuştum onu. 420 mikrokulonda Q1. Şurası 420 mikrokulonda. Burası da 420 mikrokulonda. Keza burası da 420 mikrokulonda. Kapadım şimdi ne oldu sorusuna gelecek olursak. Şimdiki duruma bakalım. Şurası 105 volt dedik ya. 105'i 3'e bölersen. Ha bırak ters mi yapıyorum. 105 volt dedim. C çarpıyorum pardon. 105 çarpı 3. 315 mi? 315 mikrokulon. 105 çarpı 6. Onun iki katı mı oluyor? 600
Şimdi şey düşünelim yani, mesela bu 410, 20 idi, kaça düştü? 315'e düştü. Bu da 420 idi. Ne kadar buradan yük geçti? Ne kadar yük geçti? Bakacağız ona şimdi. Anahtardan ne kadar geçti? Nerede yapmak lazım onu bir düşünelim. Ne dediğin fark ediyor. Yani ben sanki o 420 bir yerde kaça düşüyor? 315'e düşüyor. Yani 115 düşüyor ama öbür tarafta 115 arttırırsan 535 oluyor. Tutmuyor yani o tarafta. Ama geçen yıl oldu giderler yani. Şimdi bu mantığı kurmaya çalışalım. Siz nasıl düşündünüz? Böyle düşünen var mı? Düşünelim birazcık üzerinden. Bir gelir aklımıza gideceğiz falan. Şeyin dengesini kurmamız gerekiyor sadece. Nereden nereye ne kadar geçti? Bu ülkeye bakmamız gerekiyor. Kapadığım zaman orası sıfırlandı. O potansiyel 70 volt potansiyel var burada. O sıfırlandı. Oradan mı çıkacağız yoksa? Bir düşünelim üzerinde. Şimdi hemen çıkalım. Ben kaybettim üzerinde. İkinci soruya bakalım. Buna döneceğiz. C1'ler 6.9 mikrofaratmış. C2'ler 4.6. Computer 2 olanı kapasitans of network between points A ile şurası A, şurası B. Charge on each of the three capacitors nearest to AB. Şuraya, değil mi? Şuraya üzerindeki yükü soruyor arkadaşlar. Compute the charge on each of the three capacitors, pardon, üçü üzerindeki yükü soruyor. Nearest A and B when VAB 420 volt. VAB 420 volt. Q eşittir soru işareti. 3 kapasitör. C. Şu potansiyeli bulunuyor. H'ler nasıl bulunacak? 3'ü 3'ten ayrı belli olarak düşünebilir miyiz hocam? Yani şunlar seri bağlı. O seri bağlanan kol bununla paralel bağlı. Bu ikisini paralel bağlı bir eşdeğeri bulacağız. Şuna seri bağlayacağız. Ondan sonra bunu buna paralel bağlayacağız. Sonra buna seri bağlayacağız falan gibi böyle içe doğru kapıya kapıya geleceğiz. Hocam ben arkadaşımla da yapmaya çalıştım ama başarılı olmadı. Hepsi seri gibi çıktı ama yanlış arkadaşım. Yok. Arkadaşım derken şunu yapabilirsin mesela. CZ dedi buraya, buraya EF dedi. Harfi yedirken farklı noktalar muhakkak harfler vermek gerekiyor.
Batıhan seri alt noktalara. Şuralarda farklı tabii bu arada. Çünkü bunun tarafında olduğu için oralarda farklı olmuş oluyor. Sonra şey mi kurdunuz? Devre kurmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Yani seri oldu çünkü bütün harfler değişti. Hiç paralel, yani o paralelliği yakalayamadım. Yani bir kolda mesela bir şey boyunca bu noktadan bu noktaya giderken bunu seri oldu çok bariz. Evet. Bu tarafı hani şey yapabiliriz, C1'i direkt 3'e bölerek katlaya katlaya gidiyoruz arkadaşlar. Yani böyle zaten son bir devre sonrası beklemekte sınavda. 3. C1. Eğer çok karışıksa, görünmeyecek kadar karışıksa o zaman oyun ve tıklı yollara başvurmak gerekiyor. Yani teker teker kendi içerisinde küçük konuları konuşacağız. Kirşon kanunları falan olacak. Böyle küçük küçük devreler kurup kendi içinde şöyle kaç birim yeni, kaç denklemi var oradan çıkar. Esas format şunu bilmeniz gerekir. C1, C2. Şurası C1. Şurası C1. Şurası C2. Şurası ne? C1 bölü 3 değil mi? Doğru mu? C1 bölü 3 nedir? 6, 6, 9, 3. Hocam orası C2 olması gerekiyor. C2 değil, öyle vermiş şeyler. Soruda öyle vermiş. C1 demiş. Ben de artık bana verdim. Şuraya diyorsun değil mi? Aynen. C1 demiş bana. Ben de öyle bir... Başta şey oldu, hani simetrik öyle bir şey oldu ama... 6.9'u 3'e böldüğüm zaman 2.3. 2.3 ile 4.6'yı topladığım zaman yine 6.9 elde ettim. Oradan zaten o yüzden katlayı katlayı gidiyor. Yani şu ikisini topladığım zaman da devre şuna dönüşmüş oluyor. C1 C2 aynı hesap oluyor yani. C1 olacak. C1. Şu ikisini topladım. Bu sefer burası neye dönüştü? C2. Yine C1'e dönüştü değil mi? Çünkü C2 ile C1 bölü 3'ü topladığınız zaman C1'in aynısını veriyor. Altına bir ucu veriyor. Yine aynısını veriyorsunuz. Şurası C1'e dönüştü. Yine 3'e veriyorsunuz 6.9'u. Öyle miymiş?
966, burası da 966. Yalnız şu iki noktasının, yani şu kapasitörün yükünü soruyor. Bu kapasitörün yükünü bulmak için, bu kapasitör de şu CFT bu aynı şey değil. Bu eşdeğer, devrenin eşdeğer şeyi, kapasitansı, şu taraf, şu tarafı. Bunun voltajını biliyorum, bunun ayrıca yükünü hesaplamam lazım. Yani 140 volt ise, şurası 140 volt ise, 140 çarpı C2 yapmam lazım. C2 dediğim şey de 4.6. 140 çarpı 4.6. 644 oluyor burası. C değeri arasındaki potansiyel farkını soruyor. Burada da. C değeri arasındaki potansiyel farkını sormak için yine bir adım geriye gidiyorum. Devrenin şu halinden lazım değil mi? Şu halinde lazım bana. Yok, bu hali lazım. Şurasını soruyor. Şuradaki potansiyel farkını soruyor. CD bu noktada. Onu nasıl yapacağız? Yine şeyden gidebiliriz. Şurasının potansiyel farkını demin bulduk mu? 140 olarak bulduk mu arkadaşlar? Şu ikisinin potansiyel farkını. 140 volt değil mi? Bunu da bir şey bölmem gerekmiyor mu yine buradan buradan şey yaparken? Yükleri eşit olacak çünkü şu eşitler verilecek, yükleri eşit olacak. 140'ı bir şey bölmem gerekecek. Dolayısıyla buranın potansiyel farkı 140 bölü 3 olacak. Bir daha geçeyim üzerinden. Anlaşıldı mı sonra? Bir daha geçeyim. Eşdeğeri anladınız mı? Böyle atlayabilir miyim? Yani hani şuradan başlıyorum, mesela başlıyorum bu nokta arasındaysa. Önce bunlar seri bağlar. O seri bağlı şununla paralel bağlı olmuş oluyor bu nokta arasında. Bu nokta arasındaki eşdeğer direnç, direnç diyorum. Kapasitansı bulduktan sonra şurası seri bağlı olmuş oluyor. Yine bu noktaya gelmiş oluyorum. Buraya bir diğer kol paralel bağlı olmuş oluyor. Ondan sonra en son seri bağlı olmuş oluyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane araç şeklim var, stepim var. Şu hale gelmeyelim. Sonra eğer diyor 420 volt ise şu en yakın 3 şey üzerindeki kondansatör üzerindeki yük nedir diyor. Buna bakmak için devrenin şu hali benim işime yarayabilir. Çünkü bu iki nokta dediği şey bunların zaten potansiyel farkını biliyorsam işi bitmiş oluyorum. Böyle bir şanslı olarak verilmiş şey burada 6.9 olarak çıktı. 3'ü de eşitti. 3'ü de eşit olduğu için 3'ü eşit olmasa bu arada nasıl yapacağız arkadaşlar? Mesela en basitinden yani C1 şu basit soruyu çözebiliyoruz değil mi? Şimdi burada bir B var. Bunlar C1, C2. Nasıl da potansiyelleri nedir bunlar? Ya yani buraya şey bağlasam V1'i ne açarım? V2'yi ne açarım? Nasıl yaparım bunu? Q'ları eşit bir kere, oradan yıkmam lazım. Q'ları eşit, seri bağlandığı için Q'ları eşit. Bunun üzerinde bir Q varsa bunun da üzerinde bir Q var. Q bölü C1 diyeceğim, artı Q bölü C2, bir kere V'yi veriyorum. Tamam. Şu da benim V1'im. Bu da benim V2'im. O zaman Q'yu bulduğumda iş bitecek zaten. Q2 buradan bulabiliyorum. C1 belli, C2 belli, V belli. Oradan Q çekilir. Q çekildikten sonra Q bölü C2 ve 1'i verecek bana. Benim durumumda 3'ü de eşit. 1, 2, 3, 3'ü de eşitse Q bölü C, Q bölü C, Q bölü C. Yani 3 tane potansiyel birbirine eşit ve 1'i 3 olacak. Dolayısıyla oradan çıkıyor yani. 140 kafadan 140 diyebilmemin sebebi o. 420'yi 3'e bölerek buldum. Şu nokta arasındaki potansiyel 140, bu nokta arasındaki 140, bu nokta arasındaki 140. Potansiyelleri bulduktan sonra madem burası 140, bunun yükü nedir o zaman belli oluyor. 140 ile C'yi çarpıyorsunuz, yükünü buluyorsunuz. Aynı şey burada da geçerli. Aynı şey burada da geçerli ama şey dikkat etmek lazım. Bunu çarpmıyorum. Bu eşdeğer kapasitans. Şu potansiyeli biliyorsam bununla çarpıyorum ki bunun yükünü buluyorum. Diğerleri öbürlerin üzerine dağılmış falan filan. Yani o öbür yükler zaten öbürlerin üzerine filan dağılmış bir durum söz konusu olduğu için bunun üzerindekini istiyor adam benden. 140 çarpı 4.6 yaptım. Dolayısıyla bunun şeyi bulabilmek için. C şeklinde de buradaki potansiyel farkını istiyor. Bu da yine şanslı olarak verilmiş rakamlar. Çünkü o noktalar bu noktalar. Şurayı biliyorsam ben 140 demin hesapladım 140 olduğunu. Yine 3'e bölmem gerekiyor. 3'ü
3'e bölerek devam ediyor. Yani Q bölü V'dir. Q bölü C, Q bölü C, Q bölü C. 3'ü de aynı potansiyel olduğu için 3'e bölerek gidiyor. Tamam mı? Tamam mı şimdi? Evet. Sizin şanslıdınız. Sizin önce dersteyim. Ben biraz bir performansım düşüyor. O yüzden yorgun olarak giriyorum bu derse. Geçen seneki değil yani. (24-20) C1 6 mikrofarad. C2 3 mikrofarad. C3. Şu bilmiyoruz ama. Bu da 5 mikrofarad. The capacitor network is connected to an applied potential AB. After the charges on the capacitor have reached their final values, the charge on J2 is 30 mikrokulomb. Burası 30 mikrokulombmuş. Çok güzel. Her şeyi bulundur burada. What are the charges on capacitor J1 ve J3? A şeklinde Q1 nedir? Q3 nedir? Bu arada bu C3 dedi ki. Bu C3. What is the applied voltage AB? VAB. Bu çok kolay diğerlerine nispeten. Arkadaşlar üzerindeki şey belliyse, yük belliyse, kapasitans belliyse, yük belli, kapasitans belli, potansiyel nedir? Q bölü C değil mi? Evet, 10. 10 volt. Şurası 10 volt mu oluyor? Evet. Burası da 10 volt mu? Aynı şey mi? Burası da 10 volt mu? Aynı noktalarında. 10 voltsa bu çünkü Q'su kaç? 60. Kaç oluyor? Q1 eşittir. 10 çarpı 6 mı oluyor? 60 mikrokulomb. Peki, burası 10 volt olduğunu anladık. Buraya nasıl geçeceğim? Bunun Q'sunu nasıl geçeceğim? Burası 9 mikrofarad mı? Yani şöyle bir durum söz konusu burada. 9 mikrofarad. Toplam yükü de ne burası? 60 artı 30 değil mi? 90 mikrokilo. 90 mikrokilo. Ki 10 volt olsun etrafında bir yani. O nokta dediğimiz potansiyelde eşitlemesi lazım. Yani aynı eşitlemesi lazım. Akım şeyle alakalı ilgilenir. Yani buranın potansiyeli ne kardeşim, buranın potansiyeli ne? Arada ne oluyor, bitiyor filan bir şey. Bunu çıkar, aynı potansiyeli veren bir şey yok. Yine eşdeğer şeyimiz vardır orada. Söz konusu. 90 mikrofarad. Buradan geliyor. Burası 5 mikrofarad. Burayı nasıl bulacağım? Buranın yükü nerede bilmişler? Hemen söyleyebilir miyiz? Ne? Yine 90. Seri bağlandığımız zaman yükle değişikliğine çünkü buradan aktarılan orada geriye tıkanıyor. Buradan geçemiyor. Kapasitör bunlar. 90 mikro kulon. 90 mikro kulonu buradan V'sini hesaplamam lazım. Q'yu C'ye bölüyorum. Q'yu C'ye böldüğüm zaman 18 volt oluyor burası. Burası o zaman 18 volt oluyor. Buradan buraya 10 volttu. Buradan buraya 18 volt. Dolayısıyla VAB ne oluyor? Anladınız mı mantığı? Tamamıyla Q'lar paralelse V'ler eşit, seriler serilerse Q'lar eşit. Oradan her zaman yükleniyor. Ödüllü soruya bakan olur mu? Ödüllü soru biraz internet sorusuydu. Şöyle bir şey demiştik. Hatırlıyor musunuz? Diyelektriklerden bahsettik. Diyelektriklerden dedik ki yani yarısına kadar doldurduğunda ne oluyor? Şimdi bir, bu yönde yarısına kadar doldurduğunda ne oluyor? Şu bir paralel yakalık konumdan sonra söyledik. Mesela yarısına kadar diyelektrik doldurdum. O zaman ne olduğu durumu konuştuk.
Buraya kadar diğer elektrikli olduğunu, ne olduğunu konuştuk. Bu sefer çok acayip bir şey yapmış. Şöyle diğer elektrikli doldurmuş. Kafa. Burası hava, burası kafa. Şöyle oluyor. Şuraya kaçın. İşte ne vermişim herhalde şeyleri, değil mi? DW muydu? Burası mı neydi? Şu lint, şu neydi galiba? Şu mesafede neydi? D mi? D olsun. Bunun şeyini soruyor, kapasitansını soruyor. Ben şöyle yapabilirim arkadaşlar bunu. L kadar mesafede D kadar çıkmış yukarı, değil mi? Şurada bir minnacık bir dilim seçiyorum kendime. Bu dilimin kalınlığı dx olsun. Gibi böyle bir şey. Tamam. Bu benim bir kapasitörüm olsun mesela. Çok çok ince seçtiğim zaman şu aradaki eğim önemli olmuyor. Yani buraya şu kadar miktarı kafayla doldurulmuş, geri kalan kısmı havayla doldurulmuş gibi düşünebilirim. Böyle yan yana dizilmiş bir sürü kondansatör bağlanmış sanki ve onların kapasitansını toplayacağım. Direkt toplam var burada çünkü paralel var. Direkt toplam olduğu için aklıma tabii integral geliyor. Dolayısıyla ben şu minnacık kapasitansı hesaplamaya çalışıyorum. DC kapasitansını hesaplamaya çalışıyorum. O DC kapasitansı neydi? Epsilon A bölü D'ydi değil mi? Epsilon A bölü D. Hatta şey vardı bunun kafasında, kafa da vardı. Şimdi, ama burada da bir sıkıntı var. Buraya kadar olan kısmı kafa, buraya kadar olan kısmı olan bir. Kafası bir yani, hava. Burası da kendi içinde seri bağlı bir yer, sanki. Onu da yapmıştık hatırlıyorsanız. Mesela şuraya kadar kafa dolu olmuş olsun, kondansatör. Yukarısı şey olmuş olsun, hava olmuş olsun. Şu mesafe atıyorum, y ise, burası da d eksi y ise. Hatırlıyor musunuz formülü bunu? Seri bağlanmış alan olsun, yüzey alanı A olsun bunun. Epsilon A bölü D kapa, bu C1 mesela, alt tarafın C1'i. Yukarı tarafın C1'i de D değil pardon, bu Y bu. Epsilon alan bölü D eksiğine doğru. Burada şey yok, terslerini toplayıp tersini alıyordum. Çünkü seri bağlı olmuş oluyordu. Bundan önce bunun formülünü hatırlayalım diye şey yapıyorum. 1 bölü C1 artı 1 bölü C2 eşittir 1 bölü C eşdeğer olacaktı. Terslerini aldığım zaman D eksi Y bölü epsilon A artı Y bölü kapa epsilon A kapayla çarptığım zaman bunu kapa D eksi kapa Y artı Y bölü kapa epsilon A olmuş oluyor. Şimdi tersini alıyorum. Kapa epsilon A bölü kapa D eksi 1 eksi Y kapa mı oluyor? Eksi parantezini aldığım zaman kapa eksi 1 oluyor. Kapa eksi 1 Y oluyor. Y dediğim şey şu yükseklik. Ha, şimdi yazıyorum ben. Kapa epsilon A bölü kapa D eksi ha, alan nedir? Yüzey alanı nedir? Şunun yüzey alanı. Alan diyorum böyle kapalı ama şu yüzey alanı nedir? Dx kalınlığı çarpı W değil mi? W çarpı Dx. W çarpı Dx. Peki D nedir? Şu mesafe o değişmiyor. O hiç değişmiyor çok şükür. Kapa D yazabiliyorum buraya. Eksi. Kapa eksi bir Y yazacağım buraya. Kapa eksi bir Y yazacağım. Y dediğim şey de şu. Ve bu değişiyor. Bu X'e bağlı olarak değişiyor. Y bölü X, Y bölü X, şu aralığa eşit, evet, D bölü neye eşit? D'ye eşit. Yani bir integral kurma sorusu bu esasında, Y dediğim şey yerine de DX bölü L yazılabiliyor şurada. Eşittir, kapa, epsilon, W, DX bölü, kapa, D, eksi,
kaba eksi 1. Y yerine de dx, d çarpı x, bu dx gibi görünmesin, d çarpı x bölü y yazılıyor. Tamam, her şey net x cinsinden ifade edilmiş oldu. Bu da benim küçük kapasitansım. Her yeri topladığım zaman x nereden nereye toplanacak? Sıfırdan L'ye kadar değişerken toplanacak. Bu integral sonucu bana şeyi veriyor. Çok sevdiğim bir şey çıkmıyor muhtemelen. Elenli bir şey çıkacak çünkü AX artı B şeklinde bir form var. Elenli bir şey çıkacak muhtemelen. X'e bağlı bir şekilde. Böyle bir şey bir sonucu var yani. Hani integral hesaplaması gerekiyor. Bunu kurabilme problemi bu. Bu integral kurduktan sonra zaten alması kalıyor. Alması için zaten bak tam da yapılandırmayacaksınız. Yani matematik indirgemiş oluyoruz burada şeyi devamlı. Fena bir soru değil. Yani şey, çok karşımıza çıkan bir şey. Küçük küçük parçalara bölerek onları toplamak. Yan yana toplamanın bir avantajı tabii ki paralel olduğu için direkt toplayın diyorsunuz. Şu şekilde seçmek de mümkündür. Bu daha sıkıntılı problem. Terslerini topluyorsunuz o zaman. Yani integral 1 bölü c'de kalıyor falan. Onu seçmemek lazım. Bu şekilde yapmak lazım. Ama burada da problem şu. Bir tarafın kaba, bir tarafın bir ordinal olması. Bunu daha önce çözmüştük. Bu çözümü kullanarak buraya geçerek götürüyoruz yani problemi. Bu da böyle bir soruyu.